Başkan bunu duyduğuna çok sevindi, coşkuyla oynadı ve hepsi beraber dışarıya çıktılar. Aa, çok güzeldi kitabım. Bu kitabımı çok seviyorum okumayı. Hem çok eğlenceli hem de içindeki karakterlere bayılıyorum. Aa, merhaba çocuklar. Ben de burada kendi kendime kitap okuyordum. Size bir sürprizim var. Kitabımı önce yerine kaldırayım. Evet, şimdi bu elimde görmüş olduğunuz oyuncak kutusu ne biliyor musunuz? Bu bana hediye geldi. Çok sevdiğim bir arkadaşım benim böyle mutfak oyuncaklarıyla ve mutfak eşyalarıyla oynadığımı ve onları çok sevdiğimi duymuş ve bana bu güzel oyuncağı hediye etmiş. Çünkü benim arkadaşım beni çok seviyor ve benim bunu istediğimi biliyordum. Ay arkadaşlar, önce şu kutunun içini şöyle incelemek istiyorum. Burada böyle bir içinde başka böyle bir kutu var. Ben önce ne zannettim biliyor musunuz? İçinde legolar var zannettim ama legolar yokmuş. Şuraya bakın. Sanırım içinde bu mutfak eşyaları var. Hem de prenseslim. Hey, burada 3 tane prenses var. 1, 2, 3. Biri yeşil elbiseli, biri pembe elbiseli, birisi de mavi elbiseli. Hadi açalım öyleyse. Önce kutunun kenarlarını şöyle çıkartalım. Sonra şuralardan açamadığım için yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Şimdi burayı da açtım. İşte oldu. Aa, bu çok kolay çıktı çocuklar. Bakar mısınız? Hiç diğerleri gibi zor çıkmadı. Önce sallamak istiyorum. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Hey, duydunuz mu sesi? Şimdi böyle bir nasıl açılıyor bu acaba çocuklar? Şöyle mi çıkartmam? He, şurada. Bakın. Burada böyle bir şey var. Mandalası gibi bir şeysi var. Onu buradan bastırdığımızda. Evet, işte oldu. Aa, çok güzel. İçinde neler var? Bakın, görebiliyor musunuz? Çok güzel. Sepet gibi yapmışlar arkadaşlar. Bir tane çaydanlık var. Pembe renkte. Bir tane tencere var mor renkte. Aa, tavaya bakın. Yeşil tava. Ben bunun içinde çok güzel köfteler kızartırım. Bayılırım köfteye. Bir sürü tabak var. Pembe. Bu da pembe ama birazcık daha büyük bakın. Birisi küçük, birisi birazcık daha büyük. Bunları da şuraya bırakmak istiyorum. Bir tane mor bir tabak var. Onu da buraya bırakmak istiyorum. Ha, bir tane kapak buldum. Bu kapak sizce neyin olabilir? Bence tavanın kapağı. Şöyle kapatalım. Kızartma yaparken kapağını kapatmak için. Bir tane pembe fincan buldum. Onu nereye koyalım? Onu bence buraya koyalım. Bir tane de yeşil fincan buldum. Yeşil fincanı da şimdilik şuraya bırakalım ama... Aa, bir dakika, bir dakika. Hayır, hayır. Galiba o yeşil fincan buna ait arkadaşlar. O yüzden onu böyle koymak istiyorum ve yan yana koymak istiyorum. Çok güzel prensesli set bu ya. Aa! Bakın şuna. Benim bunların benzerinden vardı. Böyle çikolatalı keklerim vardı. Birini bu tabağa koyalım. Diğerini de şu tabağa koyabiliriz. Harika gerçekten. Bakın burada kaşıklarım var. Bu kaşıklarım çay kaşıklarım sanırım. Onları da böyle içine bırakıyorum. Çatallar var. İki tane pembe çatal. Pastalarımı yiyebilmek için. Onları da şöyle yanına bırakalım. Birini de buraya bırakalım. Aa, ben de şimdi diyordum ki bu çaydanlığın kapağı nerede arkadaşlar? İşte buradaymış. Hemen çaydanlığımızın kapağını da kapatabiliriz. Bakın. Çok güzel. Onu da buraya koyalım. Aa, bir dakika. Burada bir tane daha kaşık çıktı. Sizce bu ne dersiniz? Herhalde tencerede böyle yemekleri karıştırmak için arkadaşlar, değil mi? Onu da buraya koyalım. Bakalım. İşte son olarak da iki tane de kesme bıçağı çıktı. Bu bıçaklarla pastalarımızı dilimlere ayırıp kesebiliriz. Başka şeyler de kesebiliriz tabii ki. Onu da şöyle yanlarına koyduk mu? Harika oldu. Kapağını kapatmak istiyorum arkadaşlar bunu. Çünkü yakından incelemek istiyorum. Prensesli mutfak sesim, mutfak setim gerçekten çok güzel ve çok harika arkadaşlar. Şuraya bakın. Artık istediğim arkadaşlarımı çay partisine pasta ikram etmeye çağırabilirim. Ama önce ben tadına bakmak istiyorum. Önce acaba hangi bardakla içsem? Ben pembe bardakla içmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şunu alayım. Hemen birazcık çay doldurayım kendime.
İşte oldu. Ama ben şeker kullanmıyorum çocuklar. O yüzden çayımı şekersiz içeceğim. Hemen bardağı buraya koyayım. Ve çayımın tadına bakayım. Ooo harika çay yapmış. Bir daha açayım. Şimdi sıra pastamın tadına bakmaya geldi. İşte bu enfes çikolatalı pastanın tadına bakma zamanı. Hemen şöyle bıçağımı da kullanayım kibar kızlar gibi. Şöyle keseyim ve... harika. Biraz daha yiyeyim. Çocuklar çikolatalı pasta gerçekten harika. Ben bayıldım. Siz de çikolatalı pastaları seviyor musunuz? Ben çok seviyorum gerçekten. Arkadaşlar ya, arkadaşıma gerçekten çok teşekkür ediyorum bana bunları hediye ettiği için. Artık bunlarla oynamanın vakti ve zamanı geldi diye düşünüyorum. Aa, bir fikrim var. Ben en yakın arkadaşlarımı bir gün partiye çağırayım ve onlara bu güzel pastalardan, bu güzel çaydan ve bu güzel fincanlarla ikram edeyim. Siz de gelin olur mu? Görüşmek üzere.